Keko, yemek birazdan hazır olur. Sen de fırından üç tane ekmek al da gel. Baban da gelmiş olur o zamana kadar. Anne, parasıyla bakkaldan kendime bir şeyler alabilir miyim? Tamam peki ama gecikme. Tamam anne. Biraz bekleyeceksin Keko. Ekmekler birazdan çıkar. Peki tamam. Selamun aleyküm evladım. Aleyküm selam hacı amca. Dedeciğim ayakta bekleme. Gel şöyle otur istersen. Sağ ol evladım. Ekmeklerimi alayım evladım. Benim ikizler acıkmıştır. Neden taze ekmeği beklemesini söylemiyorsun? Biraz sonra çıkacak demiştin ya. Bayat ekmekleri kendisi istiyor. Çok fakir bir adam. Ona bayat ekmekleri yarı fiyatına veriyorum. Kim bu adam? Arka mahallede oturuyor. Fakir bir adam. Oğlunu trafik kazasında kaybedince iki yetimini ve gelinini yanına aldı. Yıllardır onlara bakıyor hem de az bir maaşla. Biraz param var benim. Farkını ben versem amcaya taze ekmeklerden verebilir misiniz? Bugün çok şanslısın hacı amca. Çocuklar için sana pasta gibi ekmek vereceğim. Allah senden razı olsun evladım. Bugün onların doğum günüydü. Ekmeklerin hazır Keko. Ama paran çıkışmadı. Bir dahakine verirsin. Anlaştık mı? Kırıncı amca deminki bayat ekmeklerden verir misin bana? Bayat mı? Taze istemiyor musun? Yok. Bugünlük bayat diyelim. Hem param da tam yeter. Peki sen bilirsin. Taze ekmek yok muydu kekocuğum? Aslında vardı ama fırına yaşlı bir amca geldi. Yetimleri varmış dedi fırıncı amca. Bayat ekmek istedi fakir olduğu için. Ben de üzüldüm ve kendi paramı da üzerine koyup taze ekmek aldım ona. Yetim dediği torunları oluyor herhalde. Çıkarken de bugün onların doğum günüydü. Allah senden razı olsun dedi. Aferin oğluma. Çok da düşünceliymiş benim kekom. Sonra kalan parayla bayat ekmek aldım ben de. Bir günde biz bayat ekmek yiyelim dedim. İyi yapmışsın oğlum. Hem böylelikle yetimleri biraz daha anlamış oluruz. Baba yetim ne demek ben tam olarak anlayamadım. Öncelikle bu düşünceli davranışından dolayı aferin sana Keko. Yetim kimdir sorusuna gelecek olursak da hatırlarsanız Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem babasını görememişti. O doğmadan babası vefat etmişti. Bu nedenle Peygamberimiz de bir yetim oluyor. Yani babası vefat etmiş kimselere yetim denir. Hmm, evet, fırıncı da öyle söylemişti. Anladım. Peki babası olmayan insanlar nasıl para kazanacaklar baba? Ya da nasıl ekmek alacaklar? Evet kekocuğum, tabii ki bu zor bir durum. İşte bu nedenle yetimler bizlere emanettir. Allahü Teala'nın ve peygamberimizin bizlere emanetidir. Onlara bakmak bizim ve tüm Müslümanların görevidir. Benim yetim bir arkadaşım olmadı hiç. Onlara nasıl ulaşabiliriz baba? Dernekler, vakıflar ve yardım kuruluşları var. Onlar aracılığıyla ulaşıp yetimlere yardımda bulunabilir isteyen herkes. Yetim sponsorluklarıyla bu ailelerin ve yetimlerin ihtiyaçları karşılanır. Peki babacığım, biz de bir yetime sponsor olabilir miyiz? Evet baba, ben de harçlığımla bir yetime sponsor olmak istiyorum. Aslında bizim düzenli olarak yardımda bulunduğumuz birkaç yetim ailesi var. İsterseniz sizleri onların çocuklarıyla tanıştıralım, siz de onlarla kardeş olur, onlara destek olursunuz. Aa, bunu bilmiyordum. Evet, ben de bilmiyordum anne. Yetimler biraz hassas olur evladım. Yetimliklerinin çok bilinmesini istemezler. O yüzden anne ve babanız bahsetmemiştir sizlere. Ama onlarla sizleri tanıştırmamız gerekiyordu. Haklısınız çocuklar. Bu hafta sonu birkaçını ziyaret ederiz öyleyse. Ne dersiniz? Evet evet çok güzel olur baba. Hem o zamana kadar da harçlığımı biriktirmiş olurum biraz. Onlara hediye almak istiyorum. Ama bu defa taze ekmek olmaz. Daha güzel bir şey almalısın Keko. Hadi çocuklar sizler de ailenizi ikna edin ve bir yetime sponsor olun. Unutmayın yetimliği onlar seçmedi. Bu herkesin başına gelebilecek Allah'ın bir takdiridir. Bu yüzden duyarlı ol ve sen de bir yetime sponsor ol.